Yıldızların İzinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Nuayman bin Amr radıyallahu anh. Medineli Neccaroğullarından olan Nuayman bin Amr, ikinci Akabe biatına katıldı. Bedir, Uhud, Hendek başta olmak üzere bütün savaşlarda yer aldı. Sahabe arasında aşırı derecede şakacı olması sebebiyle kaynaklarda bu özelliği öne çıkarılan Nuayman bin Amr radıyallahu anh, yaptığı şakalarla kimi zaman Resulullah'ı tebessüm ettirmiş, kimi zaman da Hazreti Osman radıyallahu anh gibi halife ve ashabın ileri gelenlerinin kızgınlıklarını üzerine çekmişti. Şakacı mizacı ile sahabe arasında tanınan Nuayman'ın yaptığı en masum şaka, Medine'ye yeni gelen bir meyveyi veya pazarda satılan yağ ve bal tulumunu satın alıp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmesiydi. Aldıklarının parasını ödemek zorunda kalınca satıcıyı Resulullah'ın yanına götürür ve aldıklarının parasını ödemesini isterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları kendisinin hediye ettiğini hatırlatınca da yanında parası bulunmadığını, fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel şeyleri tatmasını arzu ettiği için satın aldığını söyleyerek onu güldürürdü. Nuayman radıyallahu anh'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bir yıl önce yaptığı bir şaka, Resulullah'ı ve sahabileri çok güldürmüştü. O yıl Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Busra'ya bir ticaret seferi düzenlemiş, Nuayman ile Bedir gazisi Süveybit bin Harmele radıyallahu anhum, onları da beraberinde götürmüştü. Nuayman, yemek işlerinden sorumlu olan Süveybit'ten yiyecek bir şeyler istemiş, o da Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmeden yemek veremeyeceğini söylemişti. Kafile bir yerde konaklamak için durunca Nuayman radıyallahu anh rastladığı deve tüccarlarına satılık bir kölesi olduğunu ve onun kendini hür zannetmekten başka bir kusuru bulunmadığını söyleyerek Süveybit radıyallahu anh'ı 10 deve karşılığında onlara sattı. Süveybit radıyallahu anh'ı satın alanlar onun itirazlarına aldırmadan kendisini götürdüler. Daha sonra durumu öğrenen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tacirlere paralarını iade ederek Süveybit radıyallahu anh'ı kurtardı. Bu olay Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabiyi çokça güldürmüştü. Nuayman radıyallahu anh'ın Muaviye'nin hilafeti döneminde vefat ettiği söylenmişse de kaynaklarımızda vefatı ile ilgili farklı rivayetler yer almaktadır. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.